Annem zaten 30 yaşında, 29 yaşında öldü. Peki Macaron yani, ismi nereden geliyor? Hiç biliyor musun? Macaron Yunanlarda. Nedir yani mesela ismi, şey anlamı nedir? Anlamını bilmiyorum. Anlamını bilmiyorum. Macaron diye geçiyor. Yunanlardan kalmadı. Yunanlardan kalma. Peki Palabahçe, Palabahçe. Palabahçe Macaron. Şimdi bir başka türlü meşhur. Eskiden nasıl meşhurdu o? Yani ne açıdan mesela o insanlar oraya gelirdi? Farklı bir meşhurluğu var mıydı? Kimseler geçmezdik bile. Niçin? Şimdi bak şimdi ne oldu orası? Niye geçmezdiniz? Öyle mi geçmezdik? Ya ne derlerdi yani büyüklerimiz falan orada? Ama geçmezdik, ayıplardılar. Niye? Bana kadınlar hiç geçmez. Nereden giderdiniz siz? Bu taraftan dönerdik. Ara taraflardan. Buradan arka taraftan dönerdik. Oradan şimdi bayanlar oturuyor artık. Macaron şimdi şey oldu. Kötü bir izlenimi mi vardı? Hani halk arasında Macaron'un yani biraz efeler... Kabadayılar mı vardı? Kabadayılar vardı. He tabii tabii. Yani sırnaşıyorlar mıydı bayanlar? Kabadayılar... Palabahçe'yle bizim Macaron... Eskiden Macaron dedin mi korkardı mı? Herkes. Bir de Palabahçe. İkisi. Ne Palabahçeliler Macaron'a girerdi ne Macaron'dan Palabahçe'ye girerdiler. Ama bizim büyükler, o zaman eski büyükler, yani eski efeler, bütün delikanlıları, beyleri yani şeyleri hepsini kollardılar. Hiç kimseye bir şey yapmazdılar. Bu şimdiki zamandan daha iyiydi. Şimdiki zamandan onların zamanı daha iyiydi. Siz de orada oturmuşsunuz galiba. Benim doğduğum ev var. Belki biliyorsunuzdur. Hemen şeyde Macaron'da kahvelerin oradan sahile doğru giden bir ara sokak var. Orada eklimanlar falan varmış. Evet, annem söyledi. Sizin akrabaların akrabaları falan. Bak siz... eklimanları bak biliyorsun. Annem söyledi. Annem söyledi. Tabii annen söyledi ya. Biz annenle çıkardık. Gazi okulunda okuduk burada. Evet. Çıkardık anneni. Giderdi köşede otururdu annenler. Bilmiyorsun evet, o insan. Biliyor söyledi bana. Ondan sonra giderdik oraya ders yapardık annenle. Ama annen hep aklımda. Acaba nerede? Acaba ne oldu? Acaba insansın yani. Hiç bilmiyordum. Anneni hiç görmedim. Şimdi görsem belki tanımam. Hayır orada şimdi hani dediniz ya hiç geçmezdik falan. Evet. Zaten orada akrabalarınız da var. Var yani ama. Nasıl geçiyordunuz? Ama oradan geçmezdik. Buradan arka sokakta arka yol sokakta var. Oradan gelirdik. Macaron'dan geçmezdik. Macaron'da o zaman birkaç tane dükkan. Evet. Bayağı belli kişilerin elinde. Macaron dediğin onun dışındaki ara sokaklardan geçebiliyorsun. Sadece merkezden geçemiyorsun. Paslı bir kahve. Yani geçmezdik o. Şimdi Macaron, Macaron şimdi. Şimdi Macaron. Metin'in dükkanı vardı benim orada. Kimin? Metin'in. Ha, Metin'in dükkanı vardı evet. Metin'in vardı. Metin'in dükkanı vardı. Sonra o da kapattı aşağı. Kapattı gitti. Sonra aşağı gitti. Evet. Bu Metin Mol var. Dükkanı var. Bir de benim küçük oğlum var. Onu da biliyorum. Onu da biliyorum değil mi? O beni bilmez de ben onu biliyorum. O bilmez doğru. Peki Fikret Bey sadece burada kabadayılık dersek... Camlı kahvenin orası ya da işte o çevre Macaron'da ve Palabahçe'de mi vardı yoksa ne bileyim Sakarya mahallesinde Sakarya'da de var. Vardı. Hepsi, hepsinde var. Yani her mahallenin hani böyle bir kahvesi ve onun etrafında tabii. toplanan delikanlıları diyelim. Mahallenin delikanlıları vardı. Tabii. Mahallelerine işte sahip çıkıyorlarda öyle diyebiliriz. Mahalleleri çok koruyordular. Yani kabadayılar mahallelerini koruyordu. Evet. Onları bu tarafa sokmazlar. Bizimkiler de onlar da onları sokmazdı. Ama şimdi duruldu her şey düzeldi. Hiçbir şey yok şimdi. Mesela Macaron'da da şimdi hiçbir şey yok artık. Pek Ayvalık'ta da kalmadı zaten. Ayvalık'ta bunun da etkisiyle çok yabancı, biraz. Ayvalık yabancı doldu doldu. Yabancı dediğimiz yabancı yani, ama yerli yabancı oldu artık. Yani Ayvalıkların elinden hemen hemen yabancılara geçti Ayvalık. Evet. Ayvalık eskiden bizim zamanımızda bir tane yani bu Ayvalık çevresi dışarıda ne şey vardı, armuçuk vardı, ne cunda vardı, ne sarımsak vardı, ne altınova vardı. Altınova'da da 3-4-5-10 tane ev vardı. Ne var ya yani bir macir mahallesi. Şimdi Ayvalık ünlü oldu. Şimdi her tarafta, her tarafı doldu. Her tarafı doldu.